Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Kasım Pazar 20.48 sularındayken e, sizlerle beraber orta ve uzun vadeli analize dolar tarafında başlıyoruz. E, sakin bir günde arkadaşlar, e, orta ve uzun vadeli durumu trendin e, analizini yapmaya çalışacağız. Öncelikle dolar grafiğini açtığımızda günlük grafikte arkadaşlar e, kısaca bir hatırlayalım. Cuma günü Hafif satıcılı arkadaşlar bir e, seyirde kapatmıştık. Sadece dolar TL'di bir e, vites küçültme ama halen yukarı doğru gitme e, eğilimin devam ettiğini ya bazı arkadaşlar da bunu Vites küçültmenin geriye döndüğünü anlamış ama Trend halen yukarı vites küçültmek demek 5'ten 4'e düştüğün zaman Araba halen ileri gider geriye gitmez Yani halen trend yukarı doğru devam ediyor yükseliş trendi günlük bazda devam ediyor Şimdi peki Aylık ve haftalık duruma baktığımızda durum nasıl diye incelersek özellikle aylık grafikte arkadaşlar yükseliş trendinin tüm gücüyle devam ettiğini gözlemliyoruz. Yine Kasım ayında şu an için çok güçlü başlamasak da yine de arkadaşlar daha ayın başındayız o yüzden yükseliş trendi de devam ediyor. Bir sıkıntı ben burada bir gö göremiyorum arkadaşlar ve size şunu söylemek istiyorum 9.37 üzerinde kaldıkça Aylık bazda uzun vadede yükseliş trendi devam eder arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Diğer indikatörlere baktığımızda da burada bir sıkıntı yok. Birkaç ay daha bu yükseliş trendinin devam etmesi söz konusu olabilir. Onu anlatmak istedim. Şimdi burada da yine 9.70-9.80 bölgesi eğer kalıcılık sağlanırsa yeni hedefler karşımıza çıkacaktır. Burada da ben 10 TL'nin üzeri hedeflerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Eğer biz 9.80'lerin üzerinde bir kapanış görürsek bu sefer 10.15, 10.20 bölgesinde bir hedef olacaktır. İlk karşılaşacağımız dirençlerden bir tanesi. Şimdi birazdan detaylarına gireceğim. Bir şeyler daha anlatmak istiyorum bu uzun vade için. Ama öncelikle haftalık baza geliyoruz. Haftalık bazda arkadaşlar burada bazı göstergelerde zayıflama görüyorum ben. Bazı indikatörlerde zaten en tepeye ulaşmıştık hatırlıyorsanız ve diğer RSI tarafında da yine 70 seviyesinin üzerindeyiz. Yaklaşık olarak 76-77 bölgesindeyiz. Bu demek değildir ki arkadaşlar buradan döneceğiz. Halen yükseliş trend devam ediyor. Bakın burada investing sitesinde uyardı doji star bearish yani burada ayı formasyon içerisinde bir doji oluştu. Dikkat et diyor arkadaşlar yani burada. Bir dönüş olabilir dikkatli olman gerekiyor diye bizleri uyarıyor bakın burada bir dönüş olmuş mesela bu dojiden sonra yine başka bir örnek var mı yakında bakın burada da yine bir doji oluşmuş ama yoluna devam etmiş şimdi de bir doji oluşmuş ve şimdilik yoluna devam ediyor bu da aslında özellikle iç piyasadan kaynaklanan arkadaşlar buradaki faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi. Neden böyle diyorum? Çünkü e, dolar indeksini açtığımızda buradaki e, grafikte haftalık ve aylık bazda bir tepe noktasına doğru e, yaklaşıyoruz ve üst noktaya da geldik ama şimdi asıl bakmamız gereken noktalardan bir tanesi de bu birazcık öncü gösterge arkadaşlar. Aslında dolar TL'yi doğrudan veya dolar endeksini doğrudan etkilemiyor. Ama e, ABD 2 yıllık faizlerine baktığımızda bakın burada bir sert bir düşüş gözüküyor. E, aylık bazda da bakın bir dönüş e, durumu söz konusu olabilir. Uzun vade için haftalık durumda da böyle bir dönüş hatta başlamış gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla. Benzer bir durum muhtemelen 10 yıllık grafiklerde de vardı. Evet aylık grafiği açtığımızda bakın burada da bir e, dönüş söz konusu. Haftalık bazda ise düşüş trendi başlamış gözüküyor 10 yıllıklarda. Dolayısıyla arkadaşlar aslında demek istediğim şu e, yeniden aylık grafiğe dönüyorum. Eğer biz faiz kararları e, pardon haftalık grafiğe dönüyorum eğer biz e, Faiz indirimi beklentisi piyasada oluşmazsa burada birazcık daha biz dolar tl'nin gevşediğini Görecektik ancak şu anki durumda e, faiz indirim beklentisinin yani ayın 18'inde açıklanacak e, Faiz indirimi beklentisi olduğu için burada dolar tl gevşemiyor arkadaşlar Onu söylemek istiyorum günlük bazda bir miktar aşağı doğru e, gevşeme riskimiz var Ben bu durumda da 9.63'lerin e, bizlere destek olacağını düşünüyorum şimdilik 9.63'ler bize e, Sağlam destek olabilir arkadaşlar buna dikkat etmek gerekiyor İndikatörlere baktığımızda bazı göstergelerde yine e, tepe noktalardan bir dönme e, durumu var. Özellikle Aresay tarafında günlük bazdan bahsediyorum. Çok detaya girmeyeceğiz ama yine de yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Şimdi haftalık bazda dediğimiz gibi burada yükseliş trendi devam ediyor ve burada da e, bir, bir 14 daha koyarsak 9.75 arkadaşlar. 9.75 seviyesi bizim için artık kritik olacak. 9.75'lerin üzerinde bir kapanış bizi 10 TL'nin kapısını açacaktır diye ben düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda bu seviyeyi takip edeceğiz. Şimdi dolar TL'de bir özet yapabiliriz. Dolar TL'de e, aylık bazda 9.37 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. E, haftalık bazda yükseliş trendi 9 e, yet, 75 emin olayım arkadaşlar. Evet 965 arkadaşlar özür diliyorum. 965 seviyesinin üzerinde kaldıkça devam eder. Yani hem haftalıkta hem aylıkta güçlü bir şekilde trend devam ediyor. Herhangi bir bozulma yok. Güçlü bir şekilde trend trendimiz devam ediyor. Şimdi burada artık faiz indirimi beklentisi oldukça dolar TL'de çok bir çok fazla geri çekilme olmaya bilir. Kısa vadede 963'ler bize destek olacak gözüküyor. Eğer faiz indirimleri ortadan kalkarsa e, dolar endeksi ve burada faiz ABD faizleri bir tepe yapabilecek gözüküyor. Yani aslında eğer faiz indirimleri olmasaydı 1-2 aya dolar TL'de bir tepe görebilirdik. Evet, demek istediğim arkadaşlar sözlü olarak tekrar anlatayım. Ee, aslında bizim faiz indirimlerimiz olmasaydı dolar TL'de bu noktalarda 980'lerde veya 975'lerde bir tepe oluşumundan sonra bir gevşeme hareketinin olacağını ben düşünüyordum. Ee, örneğin hangi noktalara 915'lere, 908'lere doğru bir hareket olabilir? Çünkü e, dolar TL yurt dışında da çok e, pardon dolar çok yurt dışında da çok fazla güçlenmişti MT'ler karşısında ve diğer pariteler e, tarafından. Şimdi. E, burada bir gevşeme söz konusu olabilir. Özellikle yine burada aylık bazda bakın uzun vadedeki dolar indeksi grafiğini açıyoruz. Buradaki trend grafiğini açtığımızda bakın burada bir tane tepe noktası vardı. Ne nerede? 94.6'lar 7'ler. Ve şimdi yine 94.5 6'lara geldik ve burada bir çanak oluşumu meydana geldi. Bu çanağı kırıp kırmayacağına göre arkadaşlar burada bir tepe noktası oluşabilir ve sonrasında bir miktar kar satışları gelebilir. 93'lere doğru bu da dolar TL'nin aslında gevşemesine otomatikman izin verecekti. Ama biz ülkemizde uyguladığımız faiz indirme politikası sebebiyle burada dolar TL'de şu an gevşemeden bahsedemiyoruz maalesef. Eğer perşembe günü yani 18 Kasım ee, Perşembe günü faiz indirimi olmazsa ben dolar TL'de ciddi bir gevşeme olacağını düşünüyorum. Ee, faiz artırımı olacağını düşünenler var. Benim şahsi görüşüm faiz artırımı olması mümkün değil. Burada ya faiz sabit kalacak ya da faiz indirim olacak. Ee, benim beklentim artık herkesin de olduğu gibi faiz indirimin olması. Ee, bu şekilde piyasada e, piyasada beklenti oluştu diye düşünüyorum çünkü geçen sefer de e, ters bir şekilde 100 baz puan e, acaba olur mu diye beklenirken 200 baz puan indirim olmuştu o yüzden arkadaşlar burada piyasa halen bir faiz e, indirimini fiyatlıyor o yüzden 9.60'lara geldikçe 963 960 bölgesine geldikçe e, dolar TL'de e, alımlar devam edecektir buna dikkat etmek gerekiyor bu şekilde özetleyelim eğer Burada da yine faiz indirimleri devam ederse bu ayda devam ederse 9.75 kırılması ile 10.15, 10.20, 25 bölgesi bir ay içerisinde test edebiliriz bir bir buçuk ay diyelim isterseniz arkadaşlar Evet e, özetimizi burada tamamlıyoruz arkadaşlar kısacası Dolar TL'de yükseliş trendi hem haftalık bazda hem aylık bazda devam ediyor uzun vadede 9.37 altına gelmedikçe e, Dolar TL'nin yönü arkadaşlar hep kar satışları sonrası yoluna devam şeklinde olacaktır Haftalık bazda ise 9.60'lar civarında diyebileceğimiz bir bölge var. O seviyenin üzerinde kaldıkça orta vadede bir düzeltme beklememek gerekiyor. Faiz indirimi beklentisi oldukça dolar TL'de 9.60'lara geldikçe bunu alttan yatırımcılar burada ucuz kalıp yukarı doğru götürmek isteyeceklerdir. Eğer faiz indirimi olmazsa o zaman arkadaşlar bir iki ay içerisinde ben bir düzeltme başlayabileceğini düşünüyorum yurt dışı piyasaların desteğiyle beraber demek istediğim bu. Peki arkadaşlar yine Hafta içerisinde yaptığımız kısa vadelere tekrardan döneceğiz pazartesine itibaren. Şimdi hafta sonu orta ve uzun vadeyi değerlendirmiş olduk. Ve son olarak yine teknik analiz video eğitim setimize katılmak isteyenler için burada bir tanıtım videomuz ve mail adresimiz var. Herkese iyi akşamlar hoşçakalın.